Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi köy neredeyse bitecek. Şurada ben bunu nasıl becerdim bilmiyorum. Şu saçma zaman burayı böyle çevirmişim. Şurada bir ağaç gibi bir şey vardı galiba. Öyle döndüm bilmiyorum. Şurayı kırıp şurası gibi şöyle biraz daha çapraz yapacağız. Şu hizadan şöyle kapanması lazım buranın. Şurayı söküp orayı öyle yapacağım. Onu hallederiz. Onun dışında duvar bitti aslında yani. Buraya kadar getirdik duvarı böyle. Şuralara birkaç tane daha ev sıkıştırırım, şu düz kısma şuraya. Şu kısım zaten şöyle çapraz geleceği için burayı saymayın. Şu kısma birkaç tane daha ev yapacağız. Şuraya da bir tane demirci yapmaya karar verdim. Demirci yapacağız. Şimdi şu bizim ana binanın uzun evin bahçesini ben aslında geçen bölümden önce yapmıştım da orayı göstermeyi unuttum. Bunun arkasında çok bir olay yok şu an. Bunun şey şu. Burada bir adet şöyle şey, ya şu sokacağım şu beyaz şeyler niye çıkıyor hiçbir fikrim yok. Bununla bir kere böyle oyun, bir saniye simülasyon uzaklığını fullesem ben ne olur. Fullde dursun simülasyon uzaklığı. Şimdi burada böyle oturma alanımız var. Arka tarafı da şöyle yaptım. Böyle bir tahta oyuncak gibi düşünebilirsiniz. At var. Tahta kılıç, yay. Şurada da bir tane hedef şeyi var. Bunu hikayeye gelince bunun niye öyle olduğunu öğrenirsiniz artık. Aynı şekilde buranın karşısında bir tane daha oturma yeri var. Bir de burada askerler de duracağı için burası çok boş durmayacak. O şekilde o işi çözmüş olacağız. Halletmiş olacağız. Şimdi buraları zaten göstermiştim. Buraya dediğim gibi demirci yapacağız. Önümüzdeki bölüme köyü kesin bitiririm bu arada. Zaten bir tek evlerle demirci kaldı. Demirciyi de bu bölüm şeyini ayarlarız. Şu duvarı dediğim gibi kırıp şuradan biraz daha çapraz şekilde kapatacağım. Biraz daha dar olacak burası. Ondan sonra şu taraftan da girişi vereceğiz. Hatta şu an girişi ayarlayabiliriz de. Neyse demirci işini halledelim. Şimdi demircimizin normal küçük bir kulübenin yanında böyle bir atölye tarzında yeri olması lazım. Şimdi onu buraya sığdıracağız. En arkasını şurayı baz alırsak 5 desek şöyle tam buraya denk gelir. 1, 2, 3 dedik. Burası adamın kulübesi diyelim, tamam mı? Burası bizim adamın şeyi. Kulübesi şöyle yaparsak. Şimdi bunun yanında şu ya yolu değiştireceğim birazcık. Ki yolu değiştirebiliriz. Biraz daha alan lazım bana. Yolu şöyle yapalım. Oradan değil de yolu ben şöyle şuradan bağlamış olayım. Tamam, şurayı kıralım. Şöyle yaparsak şurasını da şöyle yapayım. Tamam, şunlarla hemen şuraya iki de şekil attık mı? Tamam. Dur. Şöyle oldu. Tamam, yol bu. Şurayı da şöyle yapalım. Tamam, yolu tekrar eski haline getirdik. Birazcık şey yapmış oldum. Bu tarafa çekmiş olduk yolu. Burada bir alan lazım. Şimdi buradaki alana normal çit değil de yine şunu kullanayım. Bu güzel gözüküyor. 5 yapsak 5 yeter herhalde. Şimdi öbür evin çatısını da şey yaparsak. Yani çatı maksimum buraya gelir zaten. Tamam, arada boşluk var. Yüksek olacak. Sıkıntı yok. Şimdi bunu da buradan bunun ucuna bağlıyoruz. Buna buradan içeriden geçiş yapacağız. Burası da elemanın demircinin yeri olacak. Buraya şimdi şeyi de yaparız. Hatta direkt onu da yapalım. Şimdi kırık taştan yapmak mantıklı olur. Bacasını vesaire. Kırık taşın merdiveni bir ver. Şunları bir salla. Şey olabilir. Bu enfekte değil değil mi lan? Yanlışlıkla enfekteden yapmayayım da. Vardı öyle bir serim. Sur çektim. Surun bütün bloğunu enfekte bloktan yapmışım. Bütün suru geri kırdım. Ve çok büyük bir binaydı. Şehir suruydu. Önceki serilerin birinde öyle bir şey yaşamıştım. Şuradan bir şey kullanır mıyım? Şimdilik gerek yok gibi de. Bana bir kamp ateşi lazım. Ladin şey lazım. Tuzak kapısı. Onun dışında kırık taş değil de tuğladan yapsak daha güzel olacak gibi ya. Tuğladan yapayım. Kırık taştan değil de
Ya baktık güzel durmuyor, sonra değiştiririz. O sıkıntı değil. İki blok olmaz ama. Çift olmaz. Tek olması lazım. Bir blok daha uzatırsak ne olur burayı? Ya da binayı komple bir blok yana kaydırsam ne olur? Pek bir şey olmaz. Binayı şöyle bir blok daha yana kaydıralım. Şöyle yapacağız. Tamam, burayı 5 yapmış olduk şimdi. Tamam, şimdi bunun tam ortasına şeyi yapabiliriz. Burayı şöyle kırıyoruz 3 blok. Burası ocağın şeyin olacağı yer. Şöyle yapıp bunun tepesini şöyle yaparsak bunun iş çözülür. Buradan da şöyle bacayı çıkardığımızı varsayalım. Bacanın olduğu kısmı da şöyle yaparsak. Şimdi yükseklik kaç? 1, 2, 3 blok. Buranın tavanını yapacağız. Tavanını da ayrı şey yapacağız tabii. Önce ben şu binayı bir yükselteyim de tavanın denk geleceği yeri de bir hesaplayalım. Şunu da hemen şöyle bir ayarlayalım. Bu arada ben yine oyunun sesini en son kısmıştım. Şöyle yaptık mı? Şimdi burayı slab ile kapatabilirim tavanı veya başka bir blok da kullanabiliriz. 2, 3 blok olsun. Ama dur şimdi 3 blok olursa olmaz. 2 blok olacak. Gerçi 2 blok da alçak olur. Bu ev bir blok daha yüksek olabilir diğer evlerden. Sıkıntı değil. Diğer evlere oranla bir blok daha bunu yükseltebiliriz. Demircinin de farklı oluyor zaten. Şöyle olsun, bir blok daha yüksek bir ev. Şimdi çatının çatı ver bakayım. Lan şurada da vardı, oraya uçtum. Çatının hizası şu olacak. En alt sınırı bu ya şimdi. Şimdi bunun hizasından da şeyi çekmem lazım. Ama onu nasıl yaparız? Ya çatıyı birazcık şey yapacağız. Farklı bir blokla yapacağım. Bunun tam böyle köşeli olan versiyon değil de biraz daha kıvırık versiyonu vardı bu kullandığım bloğun. Şu muydu? Ya bu? Gerçi bu biraz daha şey versiyonu gibi. Yok, o değil. Şu. Herhalde buydu ya. Slap'le bir işimiz yok. Şunu salla. Yani herhalde... bir saniye boş ver. Şunu kullanayım direkt. Bak bu da böyle. Yanına koyayım. Hemen hemen aynı hizaya geliyor. Bunun üstüne bir tane daha üçgen koyarsak nasıl gözüküyor? Bir tık burası çatı. Diğer çatılar gibi böyle dümdüz olmayacak ama bu tam slab şeyinde, kalınlığında şu kısmı. Buradan dümdüz slabı döşersem tam birleşmiş gibi olacak. Hatta hemen yapalım. Ladin slab kullanalım. Hatta ladin slab kullanmayayım. Modlu slab kullanayım. Soyulmuş odunla en mantıklısı. Şöyle yaparsan tam hizaya denk geliyor mu? Denk geliyor. Tamam. Çatı şöyle olacak. Bunu bir kır. Bak şimdi şurayı da şöyle yaptığım zaman. Şimdi burası böyle ama diğer tarafı normal çatı olacak. Düz olacak. Öbür tarafta bir bağlantı şeyi yok ki. Şunu salla. Bir soyulmuş şey ver bakayım sen bana bir. Hatta bunu, çatıyı da hemen bir halledelim. Hazır elimizdeymişken. En azından şeyi belli olsun bir. Gerçi şimdi o aynı blok olmadığı için böyle çok da verimli olmadı da şöyle yapacağız işte. Bu blok buradan taşırdık. Şimdi burayı da bir blok taşırtmam lazım. Burayı böyle yapıp bunu böyle koysam nasıl durur? Yani çatının şurasında bir tık yamukluk oluyor ama öbür türlü daha kötü duracak çatı, ya da burayı da bir blok fazla yapacağız. Ya bu yine bu aynı bloktan olacak şurası. Şöyle. Niye dönmüyor lan? Bunu illa önde blok mu olması lazım? Neyse, şunu da yaparız. Şöyle yapacağız. Burası bir tık böyle önde olacak. Çıkık olacak. Burası çıkık olursa buranın da çıkık olması lazım. Ama böyle durursa... Yok, böyle kötü oluyor ya. Böyle olmaz. O zaman buraya şunu kullanacağız.
Dur şu kısmı ben bir komple bir bitireyim de şurayı bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bunun tabi arka tarafında böyle olması lazım. Buraya slab gelecek. Buradan slab devam ediyor. Şimdi şunun bacasını da sonra ayarlayacağım. Çatıyı bir yapayım da çatıya göre ayarlayacağız onu. Şöyle yaptığımız zaman. Şimdi şurayı bir dolduralım. Gerçi bunu buraya doldurdum. Bunları böyle yapınca olmaz. Buranın... Hadi bakalım sökeceğiz. Neyse ki şuradaki çekiç direkt bunları şey yapıyor, söküyor. Şu şekilde. Bunların içini boşaltabiliyordu blokları kırmadan. Bunu tam tersine koymam lazım. Şöyle bakarak koymam lazım. Ananı avradını bloğu böyle koydum diye oldu. O zaman dur. Blokları böyle mi dizmem lazım? Yine aynı oluyor. Böyle dur bakayım şöyle dizersek. Yolun bir her türlü yan oluyor. Niye öyle oldu? Gerçi dur bunu böyle kaplayıp bekle. Nerede o? Şu aletle de çeviriyorduk galiba bunların yönünü. Dur bakayım. Ha bu slab'in şeyini değiştiriyor. Bu değil, bu değil. Bu blok bu şey değil. O parça değil. Şu muydu? Ha bu. Bu değiştiriyor. Tamam böyle bunun yönünü değiştiririz en kötü ihtimal. Ya öyle yapacağız. Ne süreyi dolduralım da. Çatının yani aynı şeyde kalması lazım. Aynı şekilde olması lazım. Çünkü diğer taraf böyle diklemesine oluyor. Bu taraf yan olmaz. Şöyle yapacağız. İki kere tıklamak lazım. İki kere tıklayınca çeviriyor. Şöyle baktığım zaman nasıl oldu? Yani şu kısım çok düzgün durmuyor ama bitince ben buna karar veririm ya. Bitince ona bir ayar çekeriz. Şöyle yaptığımız zaman ya burası dediğim gibi çok güzel durmuyor ama peki burada şeyi kullansak slab'le uzatmak yerine şöyle bir şey yapsam şunu ver bakayım bir. Bunu bir salla. Bir de şundan lazım. Nerede o? Mesela buraya yine bunu koysam ama buraya slap devam etmek yerine şununla şöyle bitirsem çatıyı. Çok mu kötü durur? Çok güzel durmadı. Bu olmadı. Ya buraya en iyi seçenek şu ya. Diğer bloğu koyup slap devam edersem çok çirkin duruyor. Böyle durması lazım artık. Böyle iş yapar ya. Fena değil. Böyle düzgün bak. Şöyle baktığın zaman kötü değil zaten. Anca şöyle bakman lazım. Bu da çok koymuyor be. İyi iyi. Zaten çatının olayı bu ya. Şu kısım için ekstra böyle çatıya bir şey yapılmış gibi böyle dursun. Tamam. Oldu bu. Şurayı da şöyle bir kapatayım. Bakayım bir. İş yapar. Şunların hepsini çevireceğiz tabii o tarafa doğru. Şimdi şunun bacasını bir halledelim. Bu kısım dur bakalım. İçeriden nasıl gözüküyor şöyle baktığımız zaman. Tamam fırın güzel. Fırın düzgün duruyor. Fırında bir şey yok. Fırın dediğim şey yani işte. Ocak fırın şey neyi derseniz. Şuradan bir kamp ateşi. Bununla işimiz bitti. Bir de ladin şey lazım bana. Tepesini yapacağım. Bunları da şöyle kapattık mı? Tamam. Bacasını daha da yükseltmeye gerek yok zaten. O yükseklik yeter. Şu an mis gibi oldu bu. Şimdi buna hem buradan bir giriş hem de içeriden bir giriş vereceğiz. Buradan giriş olacak oranın. Bir oradan giriş olacak. Şimdilik şu malzemeleri bir salla. Şimdi sen bana bir kırık taş ver. Hatta tam şöyle bir kırık taş dışında yosunlusu değil de çatlak kırık taş yok değil mi ya? Kırık taş tuğla da var, kırık parçalar. Başka taşlı ne var? Şey yapacağım şimdi bu zemini kaplayacağım taş şeyinin olduğu yer. Gerçi dur lan burayı niye taşla kaplıyoruz ki? Burayı gene toprakla kaplayayım. Bu eleman burada şey yapsın. Bu arada şuranın ateşini koymayı unuttum.
Şimdi buraya o kamp ateşini koymayacağız. Çünkü fizik modundan dolayı dumanlar bak bir tık gerçekçi. Bunlar birikiyorlar. Buraya koyarsam ölürüz burada. Boğuluruz. Burası şey olur. Buraya diğer moddaki kamp ateşinden koyacağız. Nerede lan o? Hah. Şuradan. Bunu koyacağız. Buradaki ışık kaynağı bu olacak. Şöyle. Ufaktan duman da çıkıyor. Aslında bu ocağı bir tık daha yükseltebiliriz ya. Şunu şöyle yapsam. Yanlarını da şöyle yapsam. Bak böyle daha iyi olur. Tamam böyle daha iyi. Böyle dursun. Bir tık şurada bir alan olsun. Şimdi. Burayı dediğim gibi toprakla kaplayabilirim. Ki en mantıklısı toprak olacak. Orayı kırmaya gerek yok da. Şu arkasını da halledelim. Şimdi bu kısmı da bilerek kırıyorum çitlerin olduğu yeri. Çimen durunca kötü gözüküyor. Tamam burası zaten gözükmüyor bloktan dolayı. Şurayı hemen ben bir dolduruvereyim. Tamam burayı doldurduk. Buranın içine yine şöyle taşlar maşlar bir dekor hızlıca. Buraya girişe bir taş at bakayım. Böyle bir rastgele. Şu evin girişine de bir taş atılır. Buralara falan da şöyle taş yapılabilir. Tamam şu an iyi durdu. Bir tane de şuraya atayım. Tamam. Şimdi buranın hemen diğer malzemelerini ayarlayalım. Dekor işi. Evin içi zaten aynı olacak. Çatı da aynı olacak. Bir tek bu kısmı ayarlayacağız. Şimdi buraya bir tane örs lazım. O şart zaten. Örsü buraya koyacağız. Bir tane bileği taşı iş yapar. Şimdi örsü direkt ocağın yanına şuraya koyduk. Bileği taşını da bunun yanına koy. Gerçi böyle değil de şöyle koyalım. Buraya sıfır koyayım. Bileği taşını koyduk. Buraya bir tane ne lazım? Su kovası lazım. Su kovası, ahşap su kovası var. İçindeki su çok düzgün gözükmüyor ama yani orijinal tekstürüyle gözüküyor. Ama yapacak bir şey yok. Böyle duracak bu mecbur. Çünkü başka böyle içi gibi bir şey koyup da içine su dolduramıyor. Normal şey var aslında bak su kovasını da koyabilirim yere. Yere item koyma modu var ya ama bu da normal texture'la gözüküyor. O yüzden aynı şey. Ahşap şey en azından bir tık daha güzel duruyor. Ahşap içi. Başka suyla alakalı bir şey yok. Dur bakayım yazalım lan. Belki vardır diyeceğim. Yok. Türkçe de yazayım. Yok suyla alakalı başka bir şey yok. Neyse tamam o öyle duracak. Şuralara kılıç mılıç koyabilirim. Şey vardı. O nasıl yapılıyor diye. Ona benim bakmam lazım. Onu önümüzdeki bölüm yapar koyarım ben. Gösteririm ne olduğunu anlarsınız o zaman. Çekiç tarzı bir şey var mıydı? Savaş çekici hariç. Normal şöyle bir çekiç var ama bunu NPC'nin eline veririz. Bunu zaten yere koyamıyoruz değil mi? Böyle bir şey yok. Örsün üstüne falan koysak da şöyle şekilli gözükse güzel olur. Elimden az gözüküyor bu. Çok kötü lan. Böyle çekiş mi olur oğlum? Olmaz. Savaş çekişleri... Yani en kötü bunu vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Başka da çekiç zaten şey yok. Blacksmith Hammer var da. Bu zaten şöyle duruyor. Öbür çekiç daha iyi. Daha çok benziyor çekice. Bu koltuk değneği gibi. Çekiç yazsak. Çekiçlik bir şey yok gerçi. Bakarım belki başka dekor modu falan bulursam çekiç tarzı bir şey şuraya olabilir. Hatta şöyle yapabiliriz bir saniye. Bunun üstüne ben niye kılıç koymuyorum? Kılıç koyalım abi demir kılıç. Şöyle. Hani demir kılıç dövülüyormuş gibi. Bu yan duruyor mu? Yan durmuyor. O zaman kılıcı şöyle koyayım. Hani burada usta kılıç dövüyormuş gibi. Bak daha iyi oldu. Güzel oldu ha. Hatta bir şey söyleyeyim. Şunu dur bakayım. Ha. Bunun üstüne koyarsam şöyle duruyor. Hani burada da suya şeyi batırıyormuş gibi kılıcı. O tavlama işleminden sonra şey yapıyorlar ya. Yağ veya suya falan batırıyorlar ya.
Tamam. Buraya Ladin kapı gelecek. Şuraya da bir tane Ladin şey attık mı? Çit kapısı. Ladin çit kapısı ver bakalım. Hop. Tamam. Buranın fenerlerini de şuradan alıp hemen ayarlayıvereyim. Buraya da şöyle. Fenerleri attık mı? Tamam, mis gibi oldu. Bu alan yeterince aydınlık şu an. Şunun ışığı da var zaten. Güzel bir alan oldu şu an ya. İyi oldu. Tamam, demirci binası da bu abi. Çatının yarısı yok şu an gerçi ama çatının eksiğini de tamamlayınca demirci binası da bu. Bu da bitecek. Geriye kalan boşluğa da şuralara da birkaç tane daha ev, bir 3-4 tane falan da ev sokarım. Şu duvarın şu kısmını da tıraşlayıp şöyle kapatacağım. Sonra köy bitecek. Önümüzdeki bölümü ben köyü bitiririm. Yeni yapılara başlarız. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.